izleyelim bir ya. Çok eğlenceli ama ya. Çok eğlenceli oğlum. Abi ne olur izleyelim, çok eğlenceli. Hadi. Karşınızda Oxy Champion. Ya ne prim oğlum, bir de buna prim veremem ki ben. Tövbe estağfurullah zaten. Abi ne olur izleyelim, çok iyi bu. Çok iyi abi, ne olur izleyelim, çok iyi. Bu videoda başlıktan göreceğiniz üzere Allahsızlardan ve IQ'sızlardan bahsedeceğiz. Normal oturup sizin istediğiniz tarzda anlattığım zaman hiçbir şekilde... Herhalde beni Allahsız kategorisine koymuş. Hak veren insanlar oldular ama ben bunun tatminiyetini yaşayamadım. Çünkü hala ve hala ve hala bunların ağzını büzemiyoruz söylediğim üzere. Öncelikle bu dolar mevsiminde onların doları varsa bizim Allah'ımız var demesinin üzerinde Cumhurbaşkanının aranızda fazla Allah'ı olan var mı? Hesabı ödemem lazım beyler diyerek kendi aralarında Discord'da böyle seviyesiz ve böyle haysiyetsizce bir espri yapabilecek kadar düşük olan insanlar dün yayınlarında benim üzerime şöyle bir ithamda bulunmuş. Kimin için diyor lan bunu? O bu kimin için diyor lan? Bu çok ilginç ya. Oğlum kim bu? Ya Discord'larınız dediği falan. Ya ben bir tane Discord'dayım. Benim Discord'umda 10-15 kişi falan var abi. Aramızda böyle muhabbetler de geçmiyor. Varsa bunun esesini paylaş. Yoksa şerefsizsin, namertsin. Ne oldu? Bu nereden çıktı ya? Aa şey mi bu? Ya söyleyeyim bir şey de tutarsa tutar amına koyayım. İnanan mal çok zaten. Çünkü bak bu Oxy'nin böyle ifşa yayını açtığı zamanlarda, tamam mı? Chat'ine giden haklısın abi haklısın abi çeken tiplerin hepsi şunlar. Ya bunlar bu yayıncılar çok kazanıyor ya. Bütün bu yıkıklar o tarafa gitti. Ne dediğinin önemi yok. Zaten bu adam ne dese tamam diyecek. Yani çıksa mesela bu adam şey dese, Cahreyn Kur'an'a uçan tekme attı dese inanırlar yani. Çünkü zaten hani ortada fikir, düşünce falan bunlara gerek yok. Bunlara gerek yok. Anladın mı? Direkt olarak ne dese inanırlar. Olmuşlar. Dinleyecek halde değilim. Bak moralim bozuk Bazıları zaten. vardı konuşmadığı halde bütün dilleri yazıyor. Tereng, Deutsch falan. Her şeyi yazıyor Oxy şey yazıyordu ya, %20 Almanca, %30 bilmem. Fransızca ana dilim gibi konuşuyorum be. İngilizce ana dilim gibi konuşuyorum yazmış. Birkaç kere konuştuğunu duydum. Allah'ım yarabbim. Evet, bok gibi İngilizce konuşuyorsun Oxy. Yani bak aksanından bahsetmiyorum. Akıcı konuşmuyorsun bildiğin ya. Ben duydum İngilizce konuşmanı. Ben duydum bu Twitch stafflara falan filan böyle laf atıyordun kendilerinden. İğrenç bir İngilizcem var ya. Çok kötü oğlum yani. Aksan maksan bahsetmiyorum abi. Bildiğin rezalet yani. Allah Allah ya. Ben bunu çok net söylerim. Rezil bir İngilizcen var. Ben bununla dalga geçerim. Altına da yazmış %100 İngilizce konuşuyorum diye. Allah'ım yarabbim. İnsanlar ve illüzyonları Şey bu ya. arada Galatasaray Lisesi'nde okumuştum. Söyleyeyim dedim. Fransızca gör. Benim babam doktor bu arada. Biliyor musun bilmiyorum ama hadsizlik yapma istersen ha. Özür diliyorum. Yani ben de Galatasaray Lisesi'nde okudum ama yani Ankara. Şirak Vay Mr. Doktor. Neymiş efendim ben İngilizceyi ana dilim gibi konuşamıyormuşum. Neymiş efendim ben Fransızcayı ana dilim gibi konuşamıyormuşum. Hadi hepsini bir kenara bıraktım. Kaliteliliğini ve bu zamana kadarki mezunlarıyla Ferhan Şensoy gibi büyük sanatçılar, Okan Bayülgen gibi, Candan Erçetin gibi büyük sanatçılar ve büyük diplomatlar yetiştirmiş Galatasaray Lisesi'ne dair laf atma o lisede neymiş be diyerek laf atma cüretinde bulunarak Ben öyle bir şey dedim mi videoda? Oğlum ya bak madem böyle bir bok atacaksın üstüme. Bari videoyu koymasaydın inandırıcı olsaydı amına koyayım ya. Çok kötü ya. Abi çok kötü. Abi çok kötü. Ya bak madem böyle bir bok atacaksın. Öndeki videoyu koymuş. Ben öndeki videoda Galatasaray Lisesi ile ilgili hiçbir şey demiyorum ki. Ağzından Galatasaray Lisesi ile ilgili tek kelime çıkmıyor. Ne diyor oğlum bu? O bu çok ilginç bir spesimen ya. Hollanda'dan selamlar Jaho Reis. Seviliyorsun. Yayınlara devam gülümseyen Eyvallah Murat. Surayla. Eyvallah. Ama yani bu çok
Bu ilginç bir spesimen. İncelenmesi lazım. Hakkında doktora yazarlar ya. O kadar iyi. Hala ve hala ben onlarla alakam olmamama rağmen, onların arkasından cümle söylememiş olmama. Ben bu adamın birkaç tane o diğer platformda açtığı yayınları izledim. Hala ifşa yayını diye yayın açıyor. Ulan yeter be. Ya bir insan kendi söylediği yalana bu kadar inanır mı? Gerçekten diyorum yardıma ihtiyacın var ya. Gerçekten yardıma ihtiyacın var. Ben izledim o diğer platformdaki yayınlarını. Hala ifşa yayını bilmem ne diye yayın açıyor oğlum adam ya. Gerçekten yardıma ihtiyacı var. Çok kötü bir durumda bu çocuk ya. Rağmen benim üzerimde saldırılarını sürdürüyorlar. Kimse buna durduk yere saldırmadı zaten. Kimse niye saldırsın ki? Niye yani? Neden? Burada kimse kimseye saldırmıyor. Geldi böyle. Bir tane fotoğrafımız var Xeon'la Oxy ile çekildiğimiz. Geldi o fotoyu paylaşıp duruyor. Nereden geldiğini unutma. Nereden geldiğini unutma. Ulan ben sana gelmedim ki. Hıyar, sen bana geldin. Ben düz rast yayını yapıyordum abi. Benim Oxy ile tanışma hikayem bu. Ben dümdüz rast yayını yapıyordum. Birisi böyle öküz gibi anıra anıra geldi abi, tamam mı? Ula diye bir şey geliyor böyle. Oyunun içindeyiz. Abi Oxy gelmiş falan diyor etrafımdaki çocuklar da. Dedim ki kim bu? Tanımıyorum. O da geldi böyle bir masa kurdular. Rasta masa vardı. Rasta masa kurdular. Bu böyle masaya vuruyor. Ben de o kamera kıran çocuğum. Kamera kıran çocuğum. Ha dedim o muymuş? Hakikaten hatırlayanlar vardır chatte. Benim Oxy ile tanışma şekli bu abi. Ya öyle bir anlatıyor ki zannedersin şey ben böyle araştırıyorum falan Oxy'ye bir şekilde ulaşıyorum. Nefes nefese şöyle diyorum. Bak ya anlattığından şu çıkıyor böyle. Oxy sonunda ulaşabildim sana. Açlıktan tırnaklarımı kemiriyorum. Ne olur beni ünlü et şu Twitch'te. Böyle bir şey yok ki abi. Bu benim yayınıma geldi. Yeter artık ya. Allah Allah. Çenemizi kapattık kapattık. Böyle bir şey yok ki. Bu benim yayınıma geldi. Yanında Xeon'la. O yayını hatırlayanlar, o Rust yayını izleyenler. Burada vardır yani. Suratı vardır bazı insanların burada. Yeter ama. Abi bu kadar yalan dolan yani. Ay iğrenç ya. Ya. Ama yalan dolan değil çünkü kendisi inanıyor. Gerçekten. Gerçekten bu bir hastalık olması lazım. İnanıyor çünkü. Çok ilginç oğlum. Vallahi ilginç ya. Benim üzerimde konuşmalarını sürdürüyorlar. Gerekse YouTube canlı yayınlarım, gerekse D-Live canlı yayınlarıma, Discord'da. Ve o gün o tanıştığımız günü de anlatayım size. Xeon da bunu onaylar. Xeon, Oxy, ben. O zaman beraber birkaç oyun oynuyoruz. Rasta sarmışız falan. Beraber Rast Must oynuyoruz, tamam mı? Ben İstanbul'a gitmiştim. Aa abi buluşalım falan filan. O zaman multiplayer muhabbeti vardı. Ben de multiplayer'la konuşmak için, görüşmek için gitmiştim o zaman. Kabul etmedim sonra tekliflerini. O ayrı mesele. İşte orada tanıştık. Bu bizi aldı götürdü. Galatasaray'ın karşısında bir tane kumpirci vardı. Kumpirciye diyor ki, abi ben Galatasaray Lisesi mezunuyum. Bize indirim yapacaksın. Kumpirci böyle elinde patates böyle bakıyor. Böyle bakıyor. Yaptı. Ondan sonra dedi ki abi dedi ben buraya her hafta geliyorum dedi. Bize kesin indirim yapacaksın bak kesinlikle. Oğlum dedim paramız var niye indirim istiyorsun ya? Paramız var dedim oğlum niye biz niye durduk yere muhatap olup adam çalışanı yani buranın niye indirim istiyoruz ki? Falan aldık abi kumpiri üst kata çıktık. Yedik kumpirleri o ara şey kumpası dönüyordu. Çalıntı kredi kartından subscribe falan filan. Net söylüyorum. Oxy'nin söylediği cümleler falan böyleydi yani. Abi işte bana ne Twitch'in sorunu. Önüne geçemiyorlarsa bu kullanılır falan. Ben dedim ki bunu onaylarlar zaten. Ben dedim ki abi dedim yani ben yarın öbür gün ortaya çıksa bir şey olsa falan benim kanalım gitse yani böyle kısa yoldan kar kafasında değilim. Kesinlikle böyle şeylerle de uğraşmayacağım falan. Neyse abi. Sonra geçtik. Bayağı akşam oldu. O fotoğrafı çekildik. Tam orada böyle Taksim'de bir yerde oturduk banklara. Yanımızda bir tane sarhoş adam var. Bu arada Oxy gün boyunca bayağı bir şey anlatıyor böyle. İşte kafes dövüşçülüğü yapmış. Bilmem ne. Böyle anlatıyor devamlı. Kafes dövüşçülüğü bilmem ne yaptı falan. Neyse oturduk biz banklara. Üçümüz. Yan bankta da bir tane sarhoş var. Sarhoş böyle döndü. Sizin amınıza koyarım ha falan gibi bir şeyler demeye başladı herif. Benim sinirlerim bozuldu. Ya dedim ya kalkalım gidelim ya da adama gireceğim ben falan dedim. Oksi şey dedi. Ben dedi buralarda çok kafes dövüşü yaptım. Dağ gibi adamları bir bıçakla indiriyorlar. Hiç bulaşma Ahmet dedi.
Adam sarhoş zaten yani. Şöyle bir tane vursan şöyle yılacak zaten amına koyayım. Bir tane koysan yılacak adam zaten. Neyse kafes dövüşçüsü Oksi abim öyle dediği için ben de inandım. Bir şey yapmadık adama. Birebir net hatırlıyorum bunların hepsini ya. Net abi net. Net. O kadar net ki gözümün önünde. Yani inanılmaz ya. Ve yani bu indirim muhabbetini her gittiği yerde yapıyor abi. Her gittiği yerde. Her gittiği yerde yapıyor abi. Size yemin ediyorum bak. Bak. Bir dakika abi. Bir dakika bak çok random şu anda. Çok random bak. Berk var. Video oyundan Berk. Nereye gitmiştik hatırlamıyorum. Bir yere gittik. Oksi ben Berk bir yere gittik. Bir Berk'i arayacağım. Bak abi. Nereye gitmiştik ya? Bir Beşiktaş'ta bir dönerciye mi bir yere gittik. Açar inşallah. Aa çalıyor. Berk Özdemir. Ne olur aç Berk. Aç şu telefonu Berk. Berk telefonu aç. Açmıyor. Aa açtı. Berk. Alo. Abi. Abi. Abi yayındayım sana bir şey soracağım. Abi. Abi bak. Süreden sonra Bir dakika. telefonla konuş. Ne konuşacağız? Buyur. Evet, nedir? Abi biz senle senle ve Oksi'yle bir yere yemek yemeye gitmiştik. Hatırlıyor musun? Evet. Nereye gitmiştik abi? Beşiktaş'ta bir dönerci değil miydi? İntiba. İntiba. Abi. Abi oraya gittik. Durduramıyorum. Oraya Muhabbetin ortasındayım gittiğimizde Oksi direkt ne dedi oradaki çalışan hatırlıyor musun abi? Bak ben hiç hint vermeyeceğim. Sen hatırlayacaksın. acaba şu an şu merak ediyorum. Valla yayıncı olduğunu mu söylemişti? Bir şey miydi? Valla hatırlamıyorum ki çok fazla. indirim muhabbeti ya hatırlıyor musun? Valla hatırlamıyorum ya. Abi niye hatırlamıyorsun? Şunu hatırlasan var ya ne gülecektik ya. Ya oğlum abi benim hafızam berbattır bu tür konularda. Ama öyle böyle muhabbet ben yayıncı kendi bir muhabbet açtığını hatırlıyorum orada. Ondan sonra o işlemeyince de biz buraya her hafta geliyoruz demişti. Adam da şey demişti. Çok iyi hatırlıyorum çok. Adam da şey demişti. Ben hatırlamıyorum sizi hiç görmedim falan demişti abi. Neyse abi. Hatırlamanı çok dilerdim. Hatırlamaman Abi beni üzdü abi. ben de şu anda dilerdim ya. Güler bayağı şey oldum çünkü. Oğlum efsaneymiş ya. Aklıma geldi de abi. Neyse sen Abi nasıl hatırlarsın diye unuturum aradım. ben böyle bir şeyi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Gittiğimiz yeri hatırlıyorsun ama en azından. Az hatırlıyorum, hatırlıyorum. Vay be. Tam şey değildi işte. O neydi? Adek sonrasında gitmiştik Evet, oraya. evet, 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 evet. Allah. Ne haber? Hiç abi yayındayız işte ya. Oksi bizim anamızı avradımıza sövmüştü. Onu izliyorduk. Yeni muhabbetler mi oldu? Aynen kanka adam akıyor ya. Ya oğlum bitmeyecek mi bu şey dramalar, üzgün üzgün böyle konuşmalar, milletin birbirine sövmesi? Abi bu son ya. Vallahi bu son. Vallahi bak. Abi bilemiyorum da yani bak alakasız kanallardan şeye giriyorum daha doğrusu. YouTube'a giriyorum falan. Televizyondan giriyorum. Oradan giriyorum. Hiç daha önce izlememişim. Yok Oksi Jaren'i bilmem ne yapıyor. Yok Jaren Oksi bilmem ne dediği çıkıyor. Arada sırada böyle açıyorum izliyorum. Onu sanıyorum Ama niye hoşuna bunu gidiyor değil mi izliyorum senin de diye. şerefsiz? Abi. Batu hatırlıyormuş. Dur. Batu'yla konuşacağım ben. Seni satıyorum Tamam abi. abi tamam. Görüşürüz abi. Hadi Tamam bay bay. oldu abi hadi iyi Hadi akşamlar. bay Sonra bay abi. konuşalım bir ara. Batu var mıydı lan o gün? Bugün bu. Necati vardı. Ben şeyi Yoktu. hatırlıyorum ya. Fuat geç gelmişti kasıtlı Oksi ile karşılaşmamak için. Vallahi kim vardı başka ya? Ben
Fuat şey diyordu, onu hatırlıyor musun? Vallahi ben dalarım o çocuğa falan diyordu, onu hatırlıyor musun? Kasıtlı geç gelmişti. Abi yok, hafızam o günden ya. Hiçbir şey hatırlamıyorum vallahi. En azından ayak kokumuzu hatırla. Eve gittiğimizde ayağımız çok kokuyor diye baban ayakkabıları dışarı atmıştı. Abi yani onu unutamıyorum çünkü o direkt olarak beş duyumdan birine benim de şey yaptığı için hani bugün kaybettim bir şeyleri ben. Eyvallah abi, iyi geceler diliyorum. Harbiden çok fenaydı abi. Vay be, o kaç sene oldu ha. Neyse baba, kaçmam lazım benim. Sonra arayacağım seni yine, okey. Tamam tamam öpüyorum. Öptüm, hadi bay bay. Hadi hadi bay bay. Hadi bay bay. Vay anam vay ya. Neyse, Berk hatırlamıyormuş. Olabilir. Berk o günü full neredeyse silmiş. Aa, sablar donetler gözükmüyor. Vay amına koyayım. Klasik Streamlabs sıkıntısı. Aa, Oxystory mi atmış hakkımda? Vay babam be. Abi çok merak ediyorum ne demiş acaba. Çok merak ediyorum ya, hakkımda ne demiş. Hakikaten merak ediyorum ya. Çok gergin. Şey, onun hala içerik bende. Açtı Instagram videosunu izledi. Size ultimatum. Yarın ifşa videosu yayında. Bak bak, yayında beni izliyor bak. Bak, adamın içeriği yok. İçeriği, adamın içeriği yok bela. Şaka ya. Ben böyle bir şey dedim mi videoda diyorsun. Senin yayınının tamamını koyabilir miyim ben? 30 saniyelik bir kesit alıyorum. Ondan sonra laf yapıyorsunuz, cevap yapıyorsunuz ya. Yok artık be. Bak. Ben videoyu bırak. Bütün geçmişim dahilinde Galatasaray Lisesi ile ilgili olumlu veya olumsuz hiçbir yorum yapmadım. Ne diyor oğlum, bu gerçekten çok kötü. Şimdi, durum ya. Beni açmadan önce 8000 izleniyordu, 7000 izleniyordu, tamam mı? Ulan yayını açalı kaç dakika oldu? Abi gerçekten deli bu. Gerçekten sıkıntı. Gerçekten. Beni açmadan 7000, 8000 izleniyordu, şimdi 15000 izleniyor diyor. Abi gerçekten çıldırmış ya. Abi this is mental ya. This is mental abi. Aa. Abi delirmiş ama gerçekten. Ulan biz pazar günü yayın yaptık. Anmost'u açıktı. Ferit'i açıktı. Mitos'u açıktı. Kimsenin duymadığı indie bir oyunu oynadım. Yine 11.000 izlendik. Oxy sen ne anlatıyorsun oğlum? Kime neyin rakamını anlatıyorsun? Ne anlatıyorsun sen? Gül suratlım. Bebeğim benim. Urukayı kaptanı. Ne anlatıyorsun? Deli gerçekten çok kötü durumu ya. Çok kötü oğlum durumu. Aa. 12-13K da olmuştur bilmiyorum. Ben bir ara baktım 11K'ydı. Benim bu ekranımda chat olur. Gaming for Good bağışları olur. Streamlabs olur. Benim ekranımda izlenme olmaz abi. Arada bir gözümün ucuyla bakarım. O gün ben Anlos'u bilmem nesi, osu busu bilmem ne falan filan. Herkes açıkken, bütün büyük streamler açıkken pazar akşamı indie oyun oynadık. 11-13 diyen de var. 13K izlenmişiz. Amına koyayım. Rakamlara bu kadar takan sizsiniz oğlum. Siz kafayı yemişsiniz ya. Gerçekten inanılmaz. Abi inanılmaz ya. Oo, delirmiş insanlar. Wow. 97 senesi civarında babam Karabük'te doktorluk yapmadı. 96'da ayrıldık biz. Evet. Kumpirciyi mi getireyim, onu mu istiyorsun? Getir amına koduğum, kumpirciyi getir. Getir. Gerçi o adam orada çalışmıyordur artık. Neyse, sen her hafta intibara gidiyorsun kardeşim. Kendi Discord'larında adamlarını toplayıp bana hakaretlerini, küfürlerini devam et. Bunun bir tane kanıtı varsa ben çıplak koşarım sokakta. Oğlum benim Discord'um yok. Benim bir tane Discord'um var. Onun içinde de yakın arkadaşlarım falan var. Toplam kaç kişi var burada? 10-15 kişi var. 10-15 kişiyle senin nerene hakaret edebiliriz ya? Gerçekten psikolojik sıkıntılar abi. Çok kötü durumlar ya. Çok kötü oğlum durumu. Abi durumu çok kötü ya. Duruyorlar. Neymiş efendim? Biz Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüz yüze geldiğimiz fotoğrafta
O bana rezidansiyel... Al bak, al. Yüzüne bakıyor muyum? Hararetle bir şey anlatıyorsun. Sikimde misin? Sikimde misin? Sikimde misin? Ya delikanlıysan ben orada üç cümle kurdum. Bir tanesi, Oksi siktir git, sen de salak salak konuşuyorsun. Niye bunun olabilirim ya falan filan diyordu Tuna'ya. Tuna da tabii babacan babacan dinliyor. Direkt kurduğum cümle bu. Oksi siktir git, salak salak konuşuyorsun. Tabii ki banlanacaksın dedim. Ferit olayı doğru. Panda dedi ki ya banlanır mı dedi. Evet dedim abi, adam orangutan dedi. Banlanır muhtemelen Ferit dedim. Bu var. Başka ne var? Bir cümle falan daha kurmuşumdur. En fazla bu. Bu yani. Dişi pandalar selam bu arada. Slipper yapıyormuş. Aa işte gelmişim, konuşmuşum konuşmuşum. Bu arada burada Tsubasa oynuyorum net. O kadar dünya umurumda değil ya. Hastaneye, hastaneye git artık lütfen. Evet, Kerim Bahadır Şeker sonunda Messenger'ının çalıştığını öğrendi. Haftalardır, aylardır bana hiçbir şey demeden yayınlarında böyle saçma sapan saldıran hıyar sonunda Messenger'ının çalıştığını öğrendi. Bana Messenger'dan yazıyor. Gel buraya da yüz yüze konuşalım. Gel kendin konuşup kendi dinliyorsun. Psikopat herif, şizofren falan filan demiş bana. Prim yap azıcık diyor. Oğlum git lan. Ben sana prim verir miyim? Gitmişin 100-200 izleniyorsun bilmem nerede, kuytu köşelerde. Hadi bakayım ötede kardeşim. İnanılmaz ya. Aylardır neredeydin oğlum sen? Sen benim arkadaşım olarak eklesin Messenger'da. Aylardır neredesin oğlum? Ha? Sen aylardır neredesin oğlum? Sen aylardır neredesin oğlum? Sen aylardır neredesin? Prim verir miyim deyip beni izliyorsun yayında, ahaha diyor. Sevgili Kerim, ben seni yayında izlerim. Çünkü incelenmesi gereken bir örneksin. İncelememiz lazım. Seni böyle bir avuçlarımızın arasına alıp şöyle bir incelememiz lazım. Bu nasıl bir kafa demek istiyorum. Şöyle beyni buraya koyup, bu nasıl bir kafa? İnceleyelim, devam. Öncelikle... Aylarca sen kendi kendine, haftalarca kendi kendine konuştun. Biz sana cevap vermedik. Neden? Çünkü Twitch dedi ki drama yapmayın. Ama artık Twitch değilsin. Senin hakkında istediğim kadar konuşabilirim. Anladın mı? Biz bulunduğumuz, ekmeğini yediğimiz ortamın kurallarının dışına çıkmıyoruz. Twitch bize dedi ki drama yapmayın. Biz de yapmadık. E şimdi Twitch mi, Twitch değilsin. Çatır çatır cevabını vereceğim tabii ki. Okula geldi. Okula geldiğinin haberi bana geldi. Ve ben... Ha kardeşim, istiyorsan bu arada yayın aç, Twitch'te cevap verebilirsin. Aa pardon, açamıyordu. Oh wait. Merhaba, hoş geldiniz diye Pinti Panda'nın yanına gittim. Kendisi de konuşabilir. Tuna abi kendisi de söyleyebilir. Abi hoş geldiniz dedim. Ne haber, nasıl gidiyor ya Oksi dedi. Abi... Ha bize şey demedi ama, bana burada olduğunuzun haberi geldi demedi. Bize şey dedi böyle, gayet böyle geldi. Aa dersim vardı, sizinle karşılaştım yanlışlıkla dedi. Ulan hıyar. Orada artık arkadaşın mıdır, drama meraklısı bir hıyar mıdır nedir? Bahçeşehir'de okuyan ipsiz sapsız biri, bak burada panda var, caho var diyor. Sen geliyorsun hıyar gibi, yanlışlıkla karşılaşmış gibi arkamızdan da fotoğraf çektirtip magazin bilmem ne sayfalarını attırıyorsun. Ulan adını duyurmak için bu kadar düşük, bu kadar gebeş bir şeysin sen. Bu neymiş ya? Öyle bir spam yok. Hayır. Adamın anasına niye küfrediyorsunuz? Banla. Banla. Adamın anasına ailesine falan küfretmeyin. Salak salak işler yapmayın amına koyayım. Böyle yapıyormuş. Aa işte gelmişim konuşmuşum. Öncelikle okula geldi. Okula geldiğinin haberi bana geldi. Ve ben merhaba hoş geldiniz diye. İtirafa bak. Bize hiç öyle demedi. Okula geldiğinizin haberi bana geldi demedi bize. Bize dedi ki aa ben derse gelmiştim. Yaz okulundayım dedi. Pinti Panda'nın yanına gittim. Kendisi de konuşabilir. Tuna abi kendisi de söyleyebilir. Abi hoş geldiniz dedim. Ne haber, nasıl gidiyor ya Oksi dedi. Abi ne olsun, hastalıklı. Pinti Panda'nın yanına gittim diyor. Geldi. Aa hoş geldiniz, ne yapıyorsunuz burada? Ben de yaz okulunda dersteydim dedi. Pinti Panda'nın elini sıktı. Sonra elini bana uzattı. Ben de hayvan değilim. Ben de elini sıktım. Burada öyle anlatıyor ki. Ben Caho'ya bakmadım bile. Panda Reis var orada. Panda Reis'e gittim. Sek de lan. Yalanını yesinler. Uğraşıyorum, devam ediyorum. Yesinler. Kanalımın banıyla uğraşıyorum biliyorsun dedi. Aa ne oldu ya, o bana çok fazla takip edemedim deyince oradan muhabbet açıldı.
Bu muhabbeti ben Tuna abiyle birlikte yapıyorken kendisi lafın arasına atladı. Neden bu muhabbeti pandayla yapıyorsun? Çünkü ben seni siklemiyorum orada, bakar mısın? Ben seni ciddi alım, ben seni iplemiyorum ki. Panda adamdırdan yürüyemezsin burada. Oradan sana ekmek çıkmaz. Bak. Bak. Arkadaşının uğraşıp çekebildiği resimde bile suratına bakmıyorum zaten. Benle konuşamazsın ki sen. Kimsin de benle konuşuyorsun? Attığımı hayret bir şey ya. Çıksın. Gerçekten çok kötü durumu ya. Onun yayınında da değil. Pinti Panda'nın yayınında, ama o platformda olmaz. O platformda adını bile ağzına almam o platformun bir daha. Bir dakika, adını almam ağzına diyorsun o platformun. Kardeşim sen gerçekten... Wow, it's so much to go in one place, bro. Adını bile almam. Mm-hmm. Let me see. Hmm. O platformun adını bile ağzıma almam. You have banned this guy's channel. Indefinite, Twitch people. Your unfair attitude will not be accepted, no matter how you try to cover it up. Garvey, Chris, Charmy, Pontus, review what you have done to my channel. O zaman niye alıyorsun abi? Ne zaman atmış bunu? 16 Ağustos. Dün atmışsın abi. Platformun adını ağzına almıyordun. Niye ban attınız diye ağlıyorsun. Üstelik buna destek verin diye Facebook'tan falan paylaştı. Arkadaşlar şunu bir RT'leyin, bir el atın diye. Oğlum bak ya, benim seninle ilgili bir şey uydurmama gerek yok. Sen kendi kendini direkt yani... Günde 20 kere falan rekliyorsun zaten. Bu nasıl bir kafa lan? Bu ne oğlum? Oğlum bu ne? Abi inanılmaz ya. RT atın diye yalvarıyor Facebook'ta. Arkadaşlar şuna bir el atın lütfen. RT atın diye Facebook'tan yalvarıyordun dün. Bu ne? Hani adını ağzına almıyordun? Devam. Çıksın ağla. Ortak ve bağımsız bir platformda. YouTube olur, Nilay olur, fark etmez. Çıkalım, Pinti Panda'nın sunumuyla orada olan insanı. Gelsin yüz yüze kapışalım. Gelsin yüz yüze söylersin. Madem o kadar delikanlısın ve lafının arkasına güveniyorsun. Adam o kadar çok yalan söylüyor ki gerçekten söylediği yalanı unutuyor. İnsanlara yalan söylemekten vazgeçeceksin, bırakacaksın bu işi. Ha peki, sonrasında ne oldu? Sonrasında ben bu havaya çıktım. Sağ olsunlar Mustafa Ak buradan. Baho'ya çıktım. Baho'da konuşmalarımı yaptım. Bak. 50 bin takipçim olduğu zaman 30 bin izledim. Bu adam 850 bin takipçisi, hala 8 bin izliyorsa bana Barışarı'dan bahsetmesin. Oğlum bu nasıl bir çekememezlik? Bu nasıl bir ağlamak ya? Oğlum çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç ya. He kardeşim izlenirsin. 850 bin takipçisi olan herkes zaten 100 bin izleniyor kardeşim. He kardeşim. Devam kardeşim. İnsanların işi gücü var demek ki. İnsanlar benim çok fazla tarafımda olunca bitti. Kimsenin tarafında oldu. Ulan çıktın Baho'da bile dalga geçtiler ya. Hayatında bir kere mi 30 bin izlendi? Ne zaman 30 bin izlendi bu? Ne anlatıyor abi? İzlenme yani, bu kadar kafayı yemişler ki. Kardeşim Baho'da bile dalga geçtiler seninle. Bilmiyorum o videoyu izledin mi ama bayağı Baho'da sen... Sen Baho'da... Baho'da dalga geçtiler oğlum seninle. Instagram'da sayfada paylaşılan bir sayfanın altına yorum attı. Bu kimmiş ya diye. Ben de altına dedim ki... göreceksiniz yukarıda. Ben de altına dedim ki sen beni çok iyi tanıyorsun Çakma Lord. Helal lan sana, adamsın be. İnsanların nereden geldiğini unutmaması en önemli şeylerden bir tanesi, biliyor musunuz? Bak bu fotoğraf o günden arkadaşlar. Bu fotoğraf benim Porçay'la da fotoğrafım var. Şimdi yarın öbür gün Porçay çıkıp Cahreyn'i ben ünlü ettim diyecek mi acaba? Ben bunu çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Çok. Çok. Benim en çok izlendiğim dönem, ben Ferit'le LOL yayınlarına falan katıldım. Ondan sonra Anakin diye bir ilginç bir kişilik vardı. Onu eleştiriyordum. Benim en çok izlendiğim yayın, Stanley's Parable oynuyordum o zaman. Stanley's Parable. Hatırlayan var mı o yayını? Stanley's'i oynuyordum. Onu oynarken Anakin muhabbeti geçiyordu. Ondan bir iki gün sonra da konuşalım headshot atalım yaptık. O da en az onun kadar izlendi. Hatırlıyor musun Stanley's Parable'ı? O yayını hatırlayan var mı? Ha, Outlast yayını var. 37K'ımı ne gördü? Bu yılbaşı yayınımız oldu. 42-43K'ımı ne gördü? Yani bunlarda ne Oxy vardı ne Oxy'nin kokusu vardı.
Hadi diyelim, hadi velev ki Oxy tarafından ünlendim kardeşim. Bu insanları tutabilmek başarı değil mi? Bu insanların benden keyif aldığı ortada değil mi? Ne yaptım yani? Bir yalan söyleyip ortaya çıkarak ünlenmedim ki ben. Senin üzerinden tanınmışım diyelim. Hadi onu kabul edelim. Bu insanların bu yayınları keyif alarak izlemesi bir başarı değil midir? Bu kadar.